Sayın Atıcı, buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 460 sıra sayılı torba yasa tasarısının 10. maddesi üzerine verdiğimiz değişiklik önergesi üzerine söz almış bulunuyorum. Üniversitelerin özerkliğini savunan, üniversitelerin medreselere dönüşmesini istemeyen tüm milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 10. madde neyi düzenliyor? İkinci öğrenim yapan birimlerde öğretim elemanlarının ve idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için yapılacak ödemeyi düzenliyor. Aslında bu düzenlemelerin ne getirdiğinin pek de bir önemi yok. Neden önemi yok? Çünkü bu maddenin içi ayıplarla dolu. Şimdi bu ayıplardan size birkaç tane örnek vereceğim. Ayıplara geçmeden önce de bir başka ayıbı söylemek istiyorum. Hükümet sıralarında oturan Sayın Bakan, burada yapılan konuşmaları dinlemek yerine sürekli elinde cep telefonu, sürekli bir yerlere ya mesaj atıyor ya bir şeyler yapıyor. Bunun da uygun bir davranış olmadığını ama AKP hükümetine yakıştığını da söylemek istiyorum. Şimdi bu maddenin birinci ayıbı şu. Bu maddeyle aslında AKP hükümeti öğretim elemanlarının ve devlet memurlarının ek iş yapmadan geçinemediklerini itiraf ediyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, öğretim elemanları ek iş yapmadan, ek ders yapmadan geçinemiyorlar. Burası bakkal dükkanı değil. Burası bir üniversite. Tüm gün çalışan, tüm gün ders veren bir öğretim üyesi geçinebilmek için, evine ekmek götürebilmek için gece de çalışmak zorunda kalıyor sizin sayenizde. Peki gece çalıştığı halde acaba yoksulluk sınırının üzerine çıkabiliyor mu? Çok azı çıkabiliyor. Büyük bir çoğunluğu öğretim elemanlarının yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Peki bu öğretim üyeleri ne zaman kendilerini yenileyecekler? Bu öğretim üyeleri acaba ne zaman araştırma yapacaklar ve ne zaman çeşitli yayınlar yapacaklar? Bunların hiçbiri sizin umurunuzda değil tabii. Bu maddenin ikinci ayıbı şu. İkinci ayıp, bu maddenin her tarafı para ve kar kokuyor. Neden? Çünkü diyorsunuz ki ben ikinci öğretimden para kazanmak istiyorum. Topladığım paraların %70'ini öğretim elemanlarına ve memurlara dağıtırım. Dağıttığım bu paradan da vergi alırım. %30'unu da doğrudan kendi kasama koyarım diyorsunuz. Yani tam bir tüccar zihniyeti. Tüccarlar çok iyi bilirler. Bir alışveriş yapacağı zaman derler ki alınacak paranın biri sana, biri bana, biri de devlete. Neden? Vergi olarak. Bu anlayış, tüccar anlayışını maalesef üniversitelere de yerleştirdiniz. Şimdi gelelim bu maddenin üçüncü ayıbına. Aslında bu maddenin ayıpları çok ama üçe indirgemeye çalışacağım. Şimdi öyle bir torba veya çorba yasa yapmışsınız ki varlık barışından sağlığa kadar, gizli tanıklardan sığınmacılara kadar pek çok farklı konuda kargaşa yaratıyorsunuz ve bir çorba kanun getiriyorsunuz. Peki ben size sorarım. Eğitim gibi hassas, üstelik de üniversite eğitimi gibi, öğretim elemanlarının ek dersi gibi eğitimi doğrudan ilgilendiren bir konunun bu çorba yasada ne işi var? Ama bunu anlamak çok zor değil. Çünkü sizler eğitimden ziyade karı düşündünüz ve üniversiteleri de bu çıkmaza soktunuz. Peki üniversitelerin sorunu sizce sadece para mı? Aslında değil. Aslında ne de bu yasa, ne de para, ne de kar. Üniversitelerin en önemli sorunlarından birisi sizin döneminizde bütün üniversiteler özerkliğini yitirdi. Ve hiçbir şekilde üniversitelerin sesi çıkmıyor. Konuşan üniversite duyuyor musunuz? Siz de duymuyorsunuz. Bunun en güzel örneğini sizin atadığınız YÖK Başkanı söylüyor. Diyor ki üniversite rektörüne, rektörler toplantısında, hocam diyor, hocam konuşmaktan korkmayın. Konuşun, her yerde barış sürecini anlatın. Bu cümle bile,
Bu cümle bile üniversiteleri ne hale getirdiğinizin açıkça göstergesi. Rektörlere konuşun hocam, konuşun, korkmayın diyen bir YÖK başkanına sahibiz. Ve bu YÖK başkanı sizden talimat alarak sizin çizdiğiniz yolda yürümeye çalışan bir YÖK başkanı. Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.